Değerli dostlar, herkese yeniden merhaba. Geçtiğimiz günlerde, yani yaklaşık bir 5-6 gün önce Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de çok önemli, stratejik açıdan çok önemli, jeopolitik açıdan çok önemli bir ziyaret gerçekleşti. Esasında bu ziyaret Türk medyasında, ana akım medyasında hiç yer almadı. Ben olayı takip ettim, ön çalışmalarımı yaptım fakat sizlere aktarmam ancak bugünü bulabildi. Biraz 5 gün kadar geciktim. Niye? Çünkü araya çok fazla yeni haber giriyor. Burası, bu kanal artık bir video analiz kanalı kadar ana akım medyadaki eksiklikler nedeniyle önemli gelişmelerin alarmını da veren bir kanal haline döndü. Gördüğünüz gibi çok çalışmak zorunda kalıyorum. Süreleri uygun bir seviyede tuttuğumuz sürece bu işin altından kalkabileceğime inanıyorum. Geçelim. Bakü'ye kim gitti? Bakü'ye Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ünlü Muhammed Bin Zayed, kısa adıyla MBZ gitti. COP28'i, yani iklim zirvesini geçtiğimiz haftalarda Dubai'de gerçekleştiren bir petrol ülkesi ve doğalgaz ülkesi olmasına rağmen böyle bir iklim zirvesine öncelik eden, fakat devamında ortaya çıkan tabloyla da çok fazla iklimle bir ilişkisi olmadığı görünen bir şahsiyet Muhammed Bin Zayed. Esasında İsrail'in güçlü ilişkiler kurduğu her coğrafyayla, biliyorsunuz, otomatik olarak güçlü ilişkiler kuran ve birlikte birçok gelişmeyi planlayan bir karakter. Yemen'de mesela Güney Yemen Geçiş Konseyi, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri. Afrika boynuzu, Somaliland, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri. Şu bu, neyse. Biliyorsunuz Türkiye'nin şu anda çok derin bir fay hattı yaşadığı İsrail ilişkisi tam zıttı Bakü'de devam ediyor. Yani Bakü-Tiflis-Ceyhan-Borhattı üzerinden İsrail'in yıllık petrol ihtiyacının %35'ini karşılayan, buna karşılık özellikle Karabağ, 2. Karabağ Savaşı'nda kullandığı silah sistemlerine sahip olan Azerbaycan, İsrail ile olan ilişkilerini Filistin gölgesi altında yaşamıyor. O tamamen İsrail'le olan ilişkilerini, İran'la olan ilişkilerinin bir tür güvenlik garantisi olarak gördüğü için bu çerçevede Azerbaycan-İsrail ilişkileri, Türkiye-İsrail ilişkilerinden çok farklı bir noktaya gidiyor. Şunu da bir parantez vereyim. Netanyahu gittikten sonra Türkiye'nin İsrail'le ilişkilerinin ne olacağı da ayrı bir soru işaretidir. Eğer giderse Netanyahu, büyük bir olasılıkla İlham Aliyev yeniden İsrail ile Türkiye ilişkilerinin bir şekilde düzene girmesi için araya girebilecek bir kimlik taşımaktadır. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri gibi Basra Körfezi'nin petrol ve doğalgaz kaynağı zengin ülkesinin Kafkasya'ya sızma politikası neden kaynaklanıyor? Esasında Kafkasya'ya sızma politikası, Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Basra Körfezi ülkelerinin Ukrayna Savaşı sonrasında karşılaşmış olduğu Amerikan sıvılaştırılmış doğal gaz atakları karşısında sıkışmış olmalarından kaynaklanıyor. Çünkü sonuç itibariyle Rusya'nın devre dışı bırakılması, Batı Avrupa'nın ağırlıklı olarak doğal gaz kaynaklarını çeşitlendirmesi ve bu arada bu çeşitlendirme çerçevesinde sıvılaştırılmış doğal gaz kaynaklarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın bir numaralı ihracatçı ülkesi haline dönmüş olması, Basra Körfezi'nin bu arada yine denizcilik yollarında yaşanılan savaşlar, çatışmalar, balistik füzeler nedeniyle sıkışması Birleşik Arap Emirlikleri'ni tedbir almaya yöneltmiş durumda. İşte bu tedbir çerçevesinde
Ağustos ayında başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri Ağustos ayında Apşeron Yarımadası doğal gaz alanına %30 oranında ortak oldu. Apşeron Yarımadası tam Bakü'nün bulunduğu yarımada, yani bu taraf. Burada daha önce Azerbaycan resmi doğalgaz şirketi, petrol şirketi Sokar ve Total Energies Fransa'nın %50-50 idi. Her ikisi de %15'lerini feragat ettiler ve %35-35-30 oldular. Şu anda Apşeron Yarımadası'ndan çıkan doğalgaz Avrupa'ya doğru gidecekse, bu aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nin de %30 ortak olduğu bir çalışma olarak gidiyor. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri Kafkasya'da Türkiye-Azerbaycan ilişkisi çerçevesinde Avrupa ekonomilerine son derece açık petrol boru hatları ve doğalgaz boru hatları gördüğünü ve bunların sayısının kendisinin de katkısıyla artabileceğini hesaplamış durumda. Yani Kafkasya'ya sızmasının nedeni aynı zamanda Avrupa ekonomisinin enerjisine sızması anlamına geliyor. Nitekim Muhammed Bin Zayed ile İlham Aliyev arasında yapılan görüşmelerde Birleşik Arap Emirlikleri'nin resmi petrol ve doğalgaz şirketi ADNOC diye adlandırılıyor. ADNOC ile Sokar arasında stratejik işbirliği anlaşması imzalandı. Peki bu stratejik işbirliği anlaşması neleri kapsıyor? Yeşil enerjiyi kapsıyor. Çok enteresan. Yani esasında Birleşik Arap Emirlikleri Azerbaycan'la işbirliğini doğalgaz ve diğer konuların yanında esas olarak yeşil enerji ve Avrupa'ya elektriğin doğrudan aktarılması esasına göre planlıyor. Yani şu anda karasal güneş enerji santrali, rüzgar enerji santrali, açık deniz rüzgar enerji santrali yapılması konusunda, bunların hepsinin megawattları falan çok yüksek. Bunların yapılması konusunda imza atıldı. İmza atıldı. Yeni konut projeleri var. Yeni konut bölgelerinin enerji ihtiyaçlarının yeşil enerjiyle karşılanması. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri tıpkı Azerbaycan gibi artık petrol bağımlısı ekonomisini çeşitlendirme yönünde çok ciddi adımlar atan bir ülke. İki ülke bu konuda ciddi anlaşmalar imzaladılar. Niye? Birleşik Arap Emirlikleri bir şey daha gördü. Görüyor yani, çünkü açık. Azerbaycan elindeki enerji kaynaklarını elektriğe dönüştüren bir devlet, akıllı bir devlet. Gürcistan, Türkiye Cumhuriyeti, Rusya ve İran'a elektrik satan bir devlet. Ve son olarak Azerbaycan, Gürcistan, Macaristan ve Romanya dörtlü bir anlaşma yaparak Karadeniz'in altında 1100 kilometre uzunluğunda bir elektrik enerji hattının oluşturulmasını ve Azerbaycan'da, Kafkasya'da üretilen elektriğin doğrudan Avrupa'ya atılmasını, Avrupa'ya taşınmasını kararlaştırdılar. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'nin ortak olduğu projelerden biri de bu. Oradaki santralleri yapmak, güneş enerjisi, yeşil hidrojen falan gibi konularda inanılmaz bir Azerbaycan Birleşik Arap Emirlikleri ortaklığına doğru gitmekteyiz. Ve bu çerçevede baktığınız zaman bir Türk Cumhuriyeti olarak Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri ile 21. yüzyılın yeni enerji, alternatif enerji kaynaklarının devi olmaya doğru ilerliyor. Bu aynı zamanda jeopolitik bir sonuç. Yani Birleşik Arap Emirlikleri Kafkasya'ya akıllı projelerle sızıyor. O yüzden dikkatli olmakta, özellikle Bakü'deki dostların eli verip kolu kurtaramayacakları anlaşmalardan kaçınmalarında büyük yarar vardır. Para büyük, projeler büyük,
gelecek büyük, yüksek paralar, yüksek servetler, bunların hepsi tamam. Ama şahıslara ve karakterlere dikkat etmek şartıyla. Hoşçakalın.